arkadaşlar, hepiniz yepyeni bir videoya, yepyeni bir seriye hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeniden buradayız. Neredeyiz? Ruby, Charon'dayız. Topluluk kısmında bir anki taşmıştık Charon çıktı. Yeniden bir sunucuya başlayacağımı söylemiştim. Şöyle hemen göstereyim size arkadaşlar. Toplamda 3000 hepimiz var. E, bozulmasaydı iyiydi kerpeten var ya. Giriş haricinde 3000 hep daha aldım. Dediğim gibi 3000 heple başlangıç yapacağız. Yine kendi ismimizi alabildim. Burada da şamanımız var. Şamanımızın da ismini aldım hedefim tabii ki uzun soluklu. hidro olur, Nemere olur, Razor olur. Hepsini sırayla yapacağız. Ayrıyeten şamanımda sadece 450 ep var ve burada sadece 30 monum var. 30 monla bir başlangıç yapacağım. Balı olsun, event olsun, hepsine katılmaya çalışacağım. Vaktim yettiğince, işten vakit bulabildiğince hepsine katılmaya çalışacağım. Emekle geliştirmeye çalışacağım. Bu 30 monumu Marmara'da da takasladım. Umarım yeni videomuzu, yeni serimizi beğenirsiniz. Hadi bakalım, videomuz başlasın. İlk olarak elmas kutumuzu alalım arkadaşlar. Bu şarttır. Hemen şöyle elmas kutumuzu aldık. Otomatik hava alacağım ben unutmadan. Şöyle otomatik havamızı da alalım. İlk etapta 14 günlük yetecektir. Aynısını Şamana'da yapacağım ben. Başka alacağımız bir tane binek lazım. Çok yavaş koşuyoruz. Aslında çarkta Sphinx var. Yani şundan var. Ve kostüm set bonusu oluyor. Biraz denesek mi diye düşünüyorum. Hem nazar da var çarkta. İlk katta biraz çıkar mı bilmiyorum. Hep bütçemiz kısıtlı ama. Şöyle bir ufaktan bir deneyelim bakalım. Bir tane anahtar aldık bile. Yani şöyle 1.5 kp kadar çevirebilirim diye düşünüyorum. Hatta 3 günlük nazarı verdin ben gittim. Hadi bakayım. Verdim mi? Yok vermedim. Hemen geçelim buraları. Şu ikinci kata çıkayım geleyim arkadaşlar ama Çok yorulmadan ikinci kata çıktık. Yani burada epimi o kadar harcamak istemiyorum. Çok fazla epim yok. Bir tane binek Okey. Binek hemen olabilir. Var mı? Geldi mi? Sanırım gelmedi ya. Tamam sıkıntı yok. Tecrübe yüzü de güzel olur. Başlardayız. Gerçi alırız. Paramız var ama. Şimdi önemli olan nazar ve binek. Ya yani binek çok da önemli değil de. Bir tane nazar alırsak çok iyi olur. Petefsun'a geliyor musun? Hadi oğlum çok iyi olur başlangıçta süper ne kadar ediyor bilmiyorum piyasasına hiç hakim değilim daha yeni girdik sonucu ama güzel bir başlangıç gayet güzel astrabel şimdi bir de bunu verirsen muazzam olur diyecektim çok kötü durdu alev alıyoruz galiba kor aldık peki peki kötü gitmiyoruz şu anda gayet güzel hepimiz boşa gitmiyor en azından bir kez daha çevirdik kor var deve var sanırım deve çok bir şey etmez ama gelirse yine set bonusu açısından iyi olabilir geldi mi? gelmedi maalesef. Maksimum 1500 EP kadar çevireceğim arkadaşlar. Bir tane de metal var. Bu metalin ticareti var. Yine güzel olur bizim için. Ne geldin? Buraya geçiyorum arkadaşlar. Sanırım Efsun geldi. Yok o da gelmedi. Herhalde lider kitabı aldık oradan. Hadi bakalım. Şöyle bir sanırım 5-6 çevirme daha var. Pet Efsun'la yine alabilirsek muazzam olur. Kötü durdu. Burada korantika var. Düzgün yavaşlaması zaten geçerim direkt. Gelebilir mi? Yok. Biraz e, hızlı geçti orayı. Son 3 çevirme falan. Geri kalan hepimiz lazım olur illaki. Kostüm alırız. Silah fişi alırız. E, metale gidebilme olasılığı var. Hadi bakalım. Veriyor musun? Ah be. Efsun verdi. Peki. Yalnız hiç nazar göstermedi. Birinci katta en azından 7 günlük 3 günlük nazar gösteriyordu. Buralarda hiç nazar göstermedi. Peki. E, bineği de aldık. Binek de güzel. Set bonusu yaparız. Binek üzerinde ne yapacaksın diyebilirsiniz ama arkadaşlar otomatik hava falan bırakırım ben. Önemli değil. Kendi kendine kasılır. En azından maksimum set bonusunu alırız. Bir tane de korantik aldık sanırım. Aynen öyle. Valla baya güzel başladık bu sonucu Son. Hadi son iki çevirme. Daha fazla da abartmayalım. Gerek yok. PTF sundamız var yine. Sanırım tecrübe yüzüğü veya demircide duracak. Son bir taneyi de çeviriyorum. Daha da fazla gerek yok. Bir tane bile nazar göremedik ama o yüzü. Hemen şuradan bekleyelim bakalım. Belki antika gelir mi? Gelmedi. Sağlık olsun. Hemen de çıkarmışız. Birlikte bakalım. Bir demirci kitabımız var. Antikayı indirelim. Açarız. Bineğimizi indirelim. Bir demirci kitabımız var. Soylu korularımız var. Bir tane petep sundamız var. Bunu da satarız hemen. Gayet güzel. Ekstra bir şeyimiz var mı? Bir tane de güneş özütü var. Bu da birinci katta çıkmış. Bunu da indirelim. Şimdi ne yapacağız? Bir kostüm seti alabiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle birlikte şu şeyden kostüm setinden deneyelim mi? Hepimiz kısıtlı. Hiç gerek yok. Bir tane giysi alalım. Bir tane de başlık alalım. Nerede başlık? Şurada. Depoyu açtım. Depo bonusu olarak da 3 canavar aldık. Hemen şuradan soyluları açalım. İşlenmemiş işlenmemiş. Antikadan ne veriyorsun? Safir. En kötüsünü verdi. Yapacak bir şey yok. Şimdi şunları taktık. Set bonusu 3 canavar veriyor. Bineği binersek e, yine 3 canavar veriyor. Herhalde nazarsız olmayacak bu iş. Bir nazar ayarlamamız lazım. Bir de bunun peti var. Dezoka sanırım. Onunla birlikte oluyor. Yapacak bir şey yok. Entis Dostlar bir kez daha bastım. 60 günlük nazar aldık. İnanılmaz güzel oldu bu. Şöyle bir yan karakter açtım. Şamanın epi etmedi kostüm almak için. Ona kostüm çekmiştim kadın çaraşıp. Dedim şunun süresi bitmeden bir iki kez daha tıklayayım. 60 günlük nazarımızı aldık. 10 numara hemen indirip Ninja'ya takacağız onu. Vallahi çok güzel bir başlangıç oldu ya. Bir keyiflendim bak. Bir modum yermeye geldi. Hemen geçelim. Alacaklarımızı alıp kasılmaya başlayalım. Dostlar şöyle hemen artı altı setimizi ayarlayalım. Birinciyi aldık güzel. Bunda neden direkt almıyorum? Çünkü 30 level'e kadar böyle kendim kasmak istiyorum. Hiç onlara para vermeyelim. 30 level'e direkt ateşli set alırız. Kas da geçer mi bir tane? Güzel. Bileziğimiz var mı? Artı 5'e kadar getirdim. Hiç dedim sıkmayayım. Gerek yok. Altı kaskı da aldık. Ne var? Bir tek ayakkabı kaldı. Seni de alır mıyız? Güzel. Art altı ayakkabımızı da aldık. Gayet güzel. Hemen gidelim şöyle bir köpeklerde bir 5 seviye olalım. Skilllerimizi açalım. Muhtemelen bıçakçı olurum. Ama hesabı da okla kasmayı düşünüyorum. Yani 30 level'e kadar okla kasarız. Ondan sonra otomatik olarak zaten. 3. katta kasmayı düşünüyorum. Bakacağız. Arkadaşlar 9 seviyeye kadar geldik. Şöyle bir metin buldum. Yerde yerde iyi vuruyoruz aslında. 300-300 vuruyoruz kritikle. Binek de bunun hançerle binek çok saçma. Vurmak saçma. Biraz yavaş vuruyor. 200'e kadar çıktı hasar. Beceri kitabını şaman atmış. Şöyle toplayalım. Başka toplayacak bir şey var mı? Bilezik mi? Bilezik ayakkabı bir şey yok. Bakalım şamana. Güçlü beden BK atmış arkadaşlar. Şöyle şamandan ninja'dan toplayayım. Güzel. Skilleri açtık. Şöyle birer tane verelim hepsine. Ben normalde bıçakçı oynarken her zaman ilk suikasti ondan sonra bıçak çevirmeyi sonra hızlı saldırıyı master yaparım. Şöyle kalsın. Suikasti verelim gerisine. Skilleri çok da ilerletmeyi düşünmüyorum zaten de. Ok çantamızı alalım. Zaten bu saatten sonra 10 leveliz artı altı içtemlerimiz var. 10 level silahını o ok alıyorum. İkinci köyde AFK'yı bırakacağım. Ben işten gelene kadar muhtemelen 30 seviyeye geçerler. Ondan sonra bakarız eventlere göre balık eventi varsa balık tutarız. Envanterimizi şu anda açmadım. Çok acelemiz yok. Ekstra toplayacağımız bir şey yok zaten. Bunları otomatik hava bırakırız. Şunu da satabiliriz. Çok önemli değil. Hesapları ikinci köye getirdim. Sunucuya geldiğimde %100 drop vardı sarı bayrakta. Biraz önce droplar %75'e düştü. Sunucuya o kadar şanslı başlayıp ayağımızla böyle bütün olumsuzlukları çekip %75 düşürmeye kendimizi düşürdük. Sunucuya drop düşürmeyi azaltarak girmiş olduk. Valla ayağımız uğurlu gelmedi diyebiliriz. Hesabımız burada gayet rahat bir şekilde dayanıyor. Yanında arkadaşlar var ama şu arkadaş vurmuyor. Şöyle bir sıkıntı var. Bu şarlar 18-19 level olduğunda ben gideyim, skilllerini sıfırlayayım, 17'de master yapıp öyle tekrar bırakırım buraya. Akşama 30 seviyeye ulaşırız. Etkinlik takvimine de inanın hiç bakmadım. Ona da bir bakarım. Hatta şöyle arkadan bakabiliyorsam benim Discord sunucumda olması lazımdı. Bu arada Discord sunucumuza da açıklamadan ulaşabilirsiniz. Hem Marmara'nın hem de etkinlik sunucularının sabit etkinlik takvimlerini paylaşıyoruz. Bir bakalım. Bu arada Goblin etkinliği de geldi. avı bildiğiniz gibi. Hazinavu 6 günlük gelmiş. Ne kadar saçma 7 günlük gelmiş. Bu etkinliğinde Goblin etkinliğinde nasıl yapıldığı kanalımda var. Oradan kanaldan oynatma listelerinden etkinlik serisine bakarsanız oradan nasıl yapıldığını da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Okey de bir günü kalmış maalesef. Muhtemelen ikisine de yetişemeyeceğiz. O kötü oldu biraz. Dostlar hesaplarımız otomatik havdaydı. 39 seviyeye kadar gelmiş ninja'mız. Şamanımıza 37 seviye. Tabi şamanda nazar tılsımı olmadığı için biraz geride kalmış. Şöyle çiçek çocuklara baktım bir. 580 tane kasmış bir günde. Çok iyi şunları dönüştürelim. Bunları event günü kullanırız. Ya vein düşürmek için ya da işte metinlerden efsun arttırma, müzevi gibi etkinlikler olduğunda kullanırız. Şöyle bir tane de 50'li yapalım. Bayağı bir birikmiş yine. 8 tane değerli taş parçası topladım. Bir tane de yabani uçak dönüşüm küresi gördüm yerde. Onu topladım. Bu gece balık etkinliği var. Bir karbon olta yapalım. 12 saatlik bir balık etkinliği var. Bu her hafta oluyor Ruby'de sanırım. Bir karbon olta yapalım ama şamana yaparım muhtemelen. Çünkü Ninja ile bir, yer, bir yandan otomatik av, bir yandan işte otomatik avda kalır. Biz bir yandan köyde balık tutarız para kasmak için. O yüzden şamana yapmak daha mantıklı gibi geliyor. 1 iki saat daha burada takılsın. Ondan sonra etkinliğe yakın bir karbon olta yapar. Gider balığımızı tutarız. Yavaştan da item toparlamaya başlarız. Dostlar bir deniz kızı sandığı toparladım. Bunların onlusu 12 emden aldım. Ee, anahtarlar biraz pahalı. Bir buçuk eme geldi tanesi. Yani yaklaşık buraya bir ne kadar verdik? Ortalama bir, bir, bir bana yakın para verdik. Şöyle bir başlayalım bakalım. Tanesi ne kadar? Şu anda bir baktım. 65 em civarı bir şey. Ee, bir tane karbon fiber aldık. Zaten bir zararımız olmaz buradan. Bir tane karbon fiber aldığımız için bir tane daha aldık. Lan bir tane daha çıkar mısın lan? Vallahi o zaman bedavaya getirmiş olabiliriz. Hadi bakalım son iki. Pet kitabı sandığı güzel. Bütün malzemeler çıktı neredeyse. Bir tane de karbon fiber alırız. Bunun ticareti var mı? Var sanırım. E güzel bayağı bir kar ettirdi bize bu. Bir tane daha karbon fiber alayım. Ondan sonra karbon oltamızı yapalım. Kalan karbon fiberi de aldım. Şöyle ilk itemimizi alalım arkadaşlar. 3 savunması var. 30 böceği var. Muhtemelen burada sürekli ayış etkinliği de olduğu için bir tane de muhtemelen etkinlik hesabı da yaparım savaşçı. Yani bunu bir daha satmayız diye düşünüyorum. En uygunu bu. Yani burada başka 30 böcekli yok. En uygun bunu buldum. Diğerleri zaten efsunsuz. 6.75'e ilk itemimizi alalım. Hayırlı olsun. Bir tane de şöyle bir zırh buldum. 15 ateş, 5 ip absorbe, 4 taşlı. En uygunu bu. Bunu da çekelim. 2 vondan değişmelik bir zincir kapşon alacağım. 15 ateşlileri 5 von arkadaşlar. Hatta bunun 6 da ateşi varmış. Belki değişmemize gerek bile kalmaz. Bu arada pazarımızı da göstereyim size. Hemen şöyle Petel Sunay'ı 6 mana kurmuştum. O gitti. Az önce de pet kitabı sandığı satıldı. Şunu da üzerimize alalım. Gayet güzel. Ne kaldı? Şimdi birkaç bir kalkan bakalım. 1.33'ten de şöyle kolyemizi de alalım. Değişmelik efsun çok önemli değil. Zaten birazcık ipim var. 1200 kadar ipim var. Birkaç tane efsun deneriz. Kaska da deneriz. Ayakkabıyı da alalım. 1.10 mden Bir tane de kalkan bakalım hemen. Şöyle sersem 6 çevikli bir tane beşgen alalım. Bunları muhtemelen aldığımız fiyatları satarız arkadaşlar. Gayet güzel. Hemen bir efsun alayım. C'ye atayım geleyim. Aldım geldim bakalım. Şimdi bunlara bunda HP var. XP bonus var 8'de. Bunda ipi yok. Bir tane bunu atalım. 3 kritik 5 deli Yine 3 kritik geldi. Kaskı atalım. Kaska erkenden bir 15 ateş yakalarsak çok iyi olur. 10 şeytan. 20 şeytan. Kasklar çok pahalı. Hicretemler çok daha pahalı. Son bir tane efsunumuz kaldı. Yine kaskı attım. 6 şimşek 10 rüzgar. Hemen bir efsun alayım. Şu kaskı erkenden halletsek de yalnız hiç efsun gelmiyor ya. 6 ateş var. 5 yarı 6 büyü. Yapma hocam. Fazla ipim. 500 küsur ipim kaldı. 6 şimşek, 6 şeytan. Tam oran verse iyi katlamıştık. 5 zehir, 6 ateş. Oğlum 6 ateşli bir kastım mı var? 10 rüzgar, 15 ok savuşturma, 20 ok. Bir şey eder mi? Şeytan yok yanında. Etmez. Geçtim. 10 ateş, 10 şimşek kaldı şimdilik. Şunu attım. En azından ipi derken 10 delici geldi. Peki şimdilik yeterli. Kostümleri bir ayarlayalım. Hemen bir kostümleri efsunlayalım. 25'li kostüm dönüştürme aldım. 3 efsun yaptık. Buna da 2 efsun yaptık. Buna biraz efsun denenir şu an. Şuna bir yalandan bir hemen ateşimizi getirelim. 6 geldi. Şuna birlikte bir, birkaç tane atalım mı? 10 ateş. 15 ateş, 10 şimşek, 15 çiftel. Şimdi ben bunu satacağım muhtemelen. O yüzden güzel bir şeyler getirmeye çalışayım. Çünkü bana sadece 15 ateş yarar şu an. Bunun değişmelikleri bile iyi paradır diyeceğim. 15 şimşek gelirse yeteri gelseydi güzeldi. Şöyle birlikte birkaç tane atalım. 15 ok 2 kp. Para eder miydi? Hippie absorbetem olsaydı güzel para ederdi sonaklık olurdu. 20 bir yüzü 10 ok geçtim hemen. Şöyle V'selik 3.15 de getirsek güzel olur. Marmara'da getirmiştim kendim atarken. Kılıç bıçak çiftel. Çağırdık ağzımızda ama pençelisi geldi. 15 ateş. Kullanabileceğim bir şey gelirse kullanmam muhtemelen. Yani bundan kar edebiliriz muhtemelen. Bunu ben kaç hep aldım? 49 hep ne almıştım. 30 STR geçebiliriz. Şunları da birlikte atalım. Ondan sonra ben kendim biraz deneyeyim arkadaşlar. Güzel bir şey gelirse gösteririm size. Var mı bir şey? Son iki. Sonuncuyu da attım. Güzel bir şey gelmedi. Ben şunları bir halledeyim geleyim hemen. Valla 2-2.5 iki, iki, buçuk mon civarı bir şey yedim. Sonunda bu geldi. 15 şimşek, 1 kp, 10 ip absorbe. Zodiaklık güzel bir efsun bu. Satılır muhtemelen. Bunu pazarı sallayayım. Bir tane ateşli kostüm alayım gelin. Dostlar şöyle de bir bir tane 15 ateşli artı 5 cennet bilezik aldım. 75'e mi aldım bunu? Biraz tecrübe yüzü, Biraz pelerin. Birer tane de geçit bileti aldım. Ama şamanı şimdi çıkarmayacağım. Karbon olta yapacağız. Biraz karbon oltayla balık tutarız. Diyorum ki e, niceye çıkmadan bir tane de kuşak alsak mı? Şöyle bir idarelik 19 emiş 45-64 str'li. Bayağı bir ileri atacaktır. Zaten önce bir 40 seviye olması lazım. 30 seviyelik ben şey almıştım. Oku almıştım. 40 seviyeyle muhtemelen yukarıda idare edecektir. Ama hipimiz bir tık az kaldı. 6K ipimiz var. Gülünecek durumda. Olmadı kolyeye. Hatta kolyeye gelin. Biraz efsun atalım. 395 ipimiz kalmış. Şimdilik böyle bir 2K ipi gelirse çok iyi olur. Attık. 1.5K ipi 10 kılıç. Kaldı bile. Hiç değiştirmiyorum. Hemen bir kuşak bakalım. Ondan sonra bunu götürelim 3. kata. Dostlar şöyle bir tane buldum. Bu kuşaklar ne kadar pahalıymış ya. Bizim burada <laughs> yani Marmara'da bunlar atmalık olarak geçiyor. 5 fon. 19 yemiş düzlere baktım. Bir de havalı çelik yaya baktım. Yani daha pahalıya geliyor kendimiz yapmamız. 45-64. 5 ortalama. 19 yemiş Alalım. Hayırlı olsun. 5 fon biraz tuzlu geldi ama yapacak bir şey yok. Şöyle karbon oltamızı alalım. Bir de 30 günlük balıkçılık kılavuzu alalım. 30 gün boyunca artık biz de zaten. Boş olduğumuz zamanlarda sürekli ya gelir ya bir tutarız ya da balık etkinliklerine katılırız. Vaktim oldukça zaten etkinlikleri kaçırmamaya çalışacağım. Bir de şöyle hemen size diğer ekranı da vereyim. Şunu bir takalım. Ninja'yı da buraya otomatik hava bıraktım. Bir 40 seviye olsun. Üçüncü kata çıkaracağım elini hançer alıp. Bunu bir an önce bir 70 üzerine atayım ki şu hazine avına katılıp belki oradan e, sürgüne çıktığımızda ücretsiz beyin oluyor ya 30 günlük. Onu alırız. Bayağı bir işimize yarar. Bayağı bir öne atar bizi. Goblin'den korda kasarız biraz. Hızlandırıcı vesairesi bir yolu da ilerletmemiz gerekiyor ya. Goblin'e yetişebilirsek çok iyi olur. Hazine avını 7 günlük getirmişler. Bir günü bitti bile. Acilinden böyle bir 3 gün 4 gün kala onu, onu da yakalamam gerekiyor. O yüzden bunu da hemen otomatik hava bırakıp 75'e atmamız lazım. Şimdi şuradan bir 42 seviye olmuşuz. Hemen bir silahımızı alalım. Silah fişi almayı unuttum ya. Yani. Keşke silah fişi de yapsaydık 10 kritikli iyi olurdu valla. Her neyse şöyle bir yapalım. Bakalım şimdi otomatik avda pellerinle burada dayanabilecek mi? Ateşimize de bakarız birlikte. Arkadaşlar var ama çıkacağım bu odadan şimdilik. Canımız 31 43 bir tık iniyor gibi. Ama bunu seviye atladık JP'ye verirsek sanki düzeltiriz gibi. Ateşimize de bir bakalım kaçmış. Biraz poto. Oğlum ölme lan. Ne olur lan. Öldü galiba. Evet. Tam birkaç seviye atladıktan sonra rahatlarız ya arkadaşlar ya. Biraz HP'ye verelim. Çok az HP'miz var. 9K HP'miz var. Ateşimize bakalım kaç. 75 ateşimiz var. Bileziği yapmadık ama 54 olunca rahatlatır baya. 15 de burada var. Güzel güzel. Hallederiz. Bir de şöyle markayla deneyelim bakalım. Bir tane marka bastık. Hasarımız iyi 2.5K vuruyoruz düzeye. Bir de benim garibanlığı bir görün. Uriel XP varmış burada. Benim haberim yok bizim sunucu da olmadığı için yani. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal... Aa. Marmara sunucusunda olmadığı için maalesef burada da almayı unuttum. Aklıma bile gelmedi yani. Bu üzerindeki markayla muhtemelen 55 seviyeye kadar gideriz. XP'miz kaç? XP'ye de hiç bakmadık. 200. O da bir tık az. Aslında bir ya bir. Üste giden bilgelikleri 70'ten 75'e kasarken basarım muhtemelen. 54 seviye olduktan sonra tüm dertlerimiz biter. Şöyle yapalım. Önce birinci bölümün burada sonuna gelelim. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz bir like bir de abonelik bırakırsanız çok sevinirim. İkinci bölümde görüşmek üzere.